Ve sözü Hakan'a, daha doğrusu öncelikle Fatih'e bırakalım. Evet, yeni Malatyaspor deplasmanındaydı Göztepe. Bugün buradan 3 puanı aldılar. Hakan, hemen maçın yorumunu alalım. Ne düşünüyorsun? Çok önemli bir 3 puan aldık. Diğer haftalarımıza baktığımıza göre çok puan kaybettik. Bu hafta çok önemliydi, iyi hazırlandık. Bu ağır zeminde takımı kutluyorum. İnşallah haftaya doğru taşırız bu galibiyetleri. Kutluyorum hepinizi. Hakan, hemen şunu söyleyeyim. Zorlu bir deplasmandı. Önemli bir 3 puan sizin için. Bugün aldınız. Bu bir hani serinin başlangıcı mıdır? Bununla alakalı takımdaki genel havanız. Hedefimiz zaten 3 puanla ayrılmaktı bugün. Bir seri başlatmak istiyorduk. Bunu da başardık. Elimizden geleni ortaya yansıttık. Devamı gelecek inşallah. Hemen Göztepe ile röportajlarımız devam etsin. Hemen şöyle yapalım. 3 puan, 3 gol aldınız. Hemen Evet, maçın değerlendirmesini alalım. Neler düşünüyorsunuz? Ya öncelikle maç çok ağır bir zeminde oynandı. Ben kışın buradaki Malatyasporlu arkadaşlara Allah yardım etsin diyorum. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Psikolojik olarak iki takımcıyız fakat bunu sahaya bir şekilde istediğimiz gibi yansıtamıyoruz. Bu maça gelecek olursak da iyi başladık. Bizim için çok zor olan maçı kolaya çevirdik. Ondan sonra ister istemez 2-0'ın verdiği rahatlıkla geri çekildik. Erken de buldunuz golleri. İşte 10 buldum. Ve 20'de Evet, 2 gol evet, oldu. aynen. Aslında çok rahat geçecekti ama ister istemez işte o skoru korumanın psikolojik olarak puan kayıplarının stresiyle biraz geri çekildik. İlk yarı, ikinci yarı tekrar aynı. Rakip de tabii kazanmak için biraz bastırdı. Penaltıdan gol de oldu ama sonradan tecrübemizle diyeyim, iyi kadromuzla maçı koparmayı bildik. Tabii Göztepe'nin bundan sonraki haftalar için de çok büyük hedefleri var. Onunla alakalı da takımdaki genel hava nasıldı? Evet. Tecrübeli bir abileri olarak evet, seni evet. Ya zaten biz her maçı ama istisnasız içeri dışarı kazanmak için oynuyoruz. Kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonra da bunlar tabii moral oluyor bize. 2-3 maç seri yaparsak ondan sonra gerisi gelir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Göztepe'nin acelesi var. Hemen Gökhan'la devam edeceğiz. Maça iyi hazırlandınız. 3 puan aldınız. 3 golle. Hemen duygularını alalım. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle 3 puan çok önemli bizim için. Farklı skorla kazandığımız için de bizim için daha iyi oldu. Çünkü o takım arkadaşlarımın kendine olan güvene geldi. Artı çok ağır bir zeminde oynadık. O da çok etkiledi bizi. Tüm takım arkadaşlarımı gerçekten kutluyorum. İnşallah bu serinin başlangıcı olur. Bundan sonraki haftalarda devam ederiz. Bundan sonraki haftaları da dediğin gibi söylüyorsun, iyi bir seriye başlamak istiyorsunuz. Hedefleri var Göztepe'nin senenin evet. başından beri. Şimdi hedeflere nasıl, ne yakınlıkta görüyorsunuz kendinizi? Bu başlangıç olursa iyi şeyler olur diyor musun? Tabii ki Göztepe her zaman hedef takım olmuştur. Her zaman şampiyonla oynayan bir takım olmuştur. İnşallah bu sene de iyi bir kadro kuruldu. Amacımız arkadaşlara sahibiz, ekibe sahibiz. Umarım olur. Çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar diliyorum. Evet, Göztepe'nin hedeflerinden de bahsettik. Dedikleri gibi onlar birinci olarak çıkmak istiyorlar. Playoff bile oynamak istemiyorlar. Bununla alakalı da tabii röportajlarımız devam edecek. Hocalarla röportajımız olacak. Evet Metin Hocam. Önemli bir 3 puan. Seri istiyor futbolcular. Şampiyonluk istiyorlar. Ligin yani sezonun daha başındayız ama önemli hedefleri olan bir takım başınıza. Hemen duygularınızı alalım. Tabii özellikle hem Göztepe camiası olarak hem oyuncu profili olarak doğal olarak belli bir hedef var. Bu hedef de yalnız zaman zaman bizi geriyor yani. Ligin başı olmasına rağmen oyuna da yansıyor yani. Biraz bunu halletmemiz gerekiyor yani. Bu baskı, bu bir an önce gol, bir an önce galibiyet bize sıkıntı yaratıyor. Özellikle iç sahada bu biraz daha fazla oluyor. Artı talihsiz yediğimiz goller ya da kaçırdıklarımızdan sonra da iç sahadaki beraberlikler bizi deplasmanda galibiyete mecbur kılıyor. Sonuçta da 4 deplasmanda 10 puan aldık. Ama içerideki maçlarda kaybımız var hesap olarak. Kötü bir zeminde oynadık, çok kötü bir zeminde ama 7. hafta bitti. Bu 7 hafta boyunca da oyuncuların kazanma isteği ve arzusu çok motivelerdi hocam motive gerçekten. Olarak zaten bu bazen de işte aşırı motive gerginlik de oluyor. Yani oyuna da yansıyor bu. Geçen haftadaki beraberliğin üzerine bu galibiyet iyi oldu diye düşünüyorum. İnşallah bir serinin başlangıcı olur temennisindeyim ki bunu yapacak gücümüz var. Bu aradan sonra da biraz da yeni bir takımın Gökhan'ın dönmesi önemli yani hem moralli çünkü biz 7. hafta Gökhan'dan çok fazla sakatlığından dolayı da faydalanamadık. İşte bazı oyuncularımız işte 4 maç ceza aldı böyle durumlar oldu. İşte onların da dönmesi şu arada inşallah bir serinin başlangıcı olur yani.
Süper Lig'de özlemi olan bir takım Göztepe. İzmir'in de böyle bir hasreti. Bununla alakalı da takımın ilerleyen zamanlar için iyi bir performans sergileyip hak ettiği yerlere geleceğine inanıyor musunuz hocam? Hani bugün çünkü hakikaten takım bir bütün, birbirini çok destekleyen bir takım. Onunla alakalı da gruplarınızı alın, hedefler ne? Şimdi Göztepe 2000'li yıllarda benim futbol oynadığım bir takım. Hem camiye olarak zaten hep büyük beklentisi olmuştur ama son 12-13 senede ekonomik olsun, yönetimsel olsun büyük bir travma yaşadı. Yani alt liglere düştü. İşte geçen yıl Mehmet Bey'in başkanımızın kulübü almasıyla beraber hem kurumsal hem bir vizyon hem büyük hedefler doğrultusunda da geçen yıl yola çıktık ve ilk yılımızda da PET'te'ye çıktık. Tabii kolay olmuyor bu da. Birçok oyuncu kattık diğer takımlar gibi. Ve hedefi olan doğal olarak bir takımız. Ancak bu ligi yıllardır bilen biri olarak da şöyle bir durum var. Yani birçok takımın bu ligde hedefi var. Göztepe'de bu yarışın içinde olacaktır zaten. Sonunda da bütün dileğimiz, ki buna çok arzu ediyorum zaten bireysel olarak da, İnşallah o futbolculuk döneminde Süper Lig'e çıkan takım gibi bunu ilk yılımızda, yani PET'te ligindeki ilk yılımızda da bunu başarırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Metin Hocam. Çok sağ olun. Yolculuklar diliyorum. Evet, yeni Malatya Spor'la röportajlarımız devam edecek. Tercüman abim yanında hemen...